İlk bakacağımız oyunun ismi Dark Raid. Dark Raid, Türkiye'de bulunan bağımsız bir geliştirici firma olan Vector Games tarafından geliştirilmiş bir FPS aksiyon oyunudur. Dark Raid, eski tip hızlı aksiyon FPS'leri yeni nesil grafikleri birleştiren bir konsepte sahiptir. Buraya virgül koysaydınız iyiydi. Kendinizi acımasız düşmanlarla savaşmaya ve dünyayı kurtarmaya hazırlayın demiş ama çoğunlukla olumsuzu basmışlar. Gerçi 25 inceleme var, az ama olsun. 3 Haziran 2014'te çıkmış, Vector Games tarafından zaten öğrendik yapılmış. 800 lira gibi bir fiyatı var. Aslında ucuz, güzel. Oyunun gördüğüm kadarıyla oyun da hoş duruyor aslında ama 8 lira iyi bir fiyat böyle bir oyun için. Ama çoğunlukla olumsuz almış. Bakalım neyi yanlış yapmış. Göreceğiz. Evet, yine cutscene'le başladık. Yüzbaşı Rain seni çağırıyor. Terminal 408'e git. Gideyim anam. Vay. Oğlum keyifli duruyor ha oyun. Şş. Selam kardeş. İyi misin? Aa. Ne diyorsun lan? Oğlum bak seni var ya. Seni bekle lan. Yüzbaşına söyleyeceğim, seni bekle. Birader. Nereye gideceğim ya ben? Yüzbaşı nerede biliyor musun? Bak. Herkes ittiriyor beni, dökeceğim ha. Ortama gel. Aşağı atlamam yok mu peki? Dur, kapı varmış. Kontrol varmış. Oğlum. Hı. Skenleneceğim galiba şu an. Okey. Skenlenmek bizim işimiz. Hey Madi, nasılsın? Sistemden gelen yeni güncellemeleri uyguladın mı? Ah, ben yenilikleri seven tiplerden değilim. Güncellemelerle aram pek iyi değil. Nasıl yani Madi? Tıklaca bak. Bu güncellemeler sistemlerimizin düzgün çalışabilmesi için şart. Şu anki bir Türk oyununda duyduğum en iyi dublaj olabilir bu arada. Ha, buradaymış reis. Hey Madi, dün Hey. sana tamir için gönderilen ünitenin elektrik dağıtım sistemini de yenilemeni istiyorum. Oldu paşam. İhtiyacın olan parça masanın üzerinde. Sağ ol, tamam. Yaparız ama. Objeyi aldım. Aa! Ne vuruyorsun lan? Şşş! Aa! Tamam, git ya. Aa, burası yıkılmış. Allah! Özür dilerim. No! Reis'i üzmüşler. Oyun güzel. Vallahi güzel. Ya atmosferik olarak da güzel. Gameplay'i de güzel. Ama çoğunlukla olumsuz almış. Neden aldığını az çok baktım. Çok tabi içerik yok. Türkçe hiç inceleme yok özellikle. O çok ilginç. Ama genelde herkes pre-alpha'da çok kötü olduğuna kanaat getirmiş oyunun. Ben tabi pre-alpha'sını oynamadım doğal olarak. Oyun tam olarak çıktığı sürümünü oynadım. Fena değil. Güzel. Yani gerçekten CBR aslında diyebilirim. Yani dublaj güzel, seslendirmeler güzel. Oyunun oynanışı rahat, akıcı. Unreal Engine'la yapılmış zaten. Atmosferi güzel veriyor, sesler falan iyi. Ya her şey de iyi, görsel olarak da güzel. Vallahi olmuş yani aslında. Niye olumsuz vermişler anlamadım çok fazla. Önceki sürümleri içinse okey. Ama onun dışında bence oynanabilir. 8 lirada hiçbir şey. Gayet güzel bir fiyat. Böyle bir oyun için özellikle. Başka bir firma yapsaydı 8 liraya koymazdı bunu. Onu söyleyeyim. Zaten bu seride neler gördük yani. 40 liraya ortada oyun olmayan bir ürünü satıyor falan insanlar. Neyse, girmeyeceğim onlara. Güzel ha, 8 lira vallahi bir bakılabilir böyle. Hem Türk oyunu destek olsun hem de birazcık böyle takılayım, FPS oynayayım falan derseniz keyifli. Biraz geç açılıyor oyun ama açılınca da güzel açılıyor. Full aksiyon sonrası. Buyurun bakın derim ben. Sıradaki oyunumuz Rap Kariyerim. Rap yapacağız, rap. Rap kariyerine başlamaya hazır mısın? Stüdyolar, konserler, albümler, çete savaşları ile gerçek bir rapçi hayatı yönetebilirsin. Ayrıca hip hop çeteleri arasında hayatta kalabilmelisin. Ünlem. 9 kullanıcı incelemesi var, yine az. A Games tarafından yapılmış. Hani bu rapteki A gibi bir şey mi acaba, bilmiyorum, neyse. Erken erişim oyunu. Erken erişim oyunu olduğu için sıkıntıları olacaktır. Ama bir erken erişim oyun için yine fiyatı pahalı. 18,5 lira. Bakalım nasılmış. Rapçi adını giyer. Memoli. Hey. İstanbul'da değil de İzmir'de olacağım. İzmir. Yaşım da 16. Evet. Hadi bakalım. İnşallah reşit olmadığımız için başımıza bir şeyler gelmez. Evet. Oyun başladı ama bu ne şu an? Ne oluyor? Buglandı oyun. Başlar başlamaz. Ya böyle bu gerçek mi şu an yaşadığım şey? Gel birader, ısın biraz. Buranın da ayazı fena oluyor. Hayır ya. Ya gerek var mı buna ya? Ay bu nasıl bir saygı duruşu? Eğiliyorum böyle. Vuhu! Ne oluyor ya? Dur bakayım.
Uhu. Ye ye aha telefonum da var ha. Spotify. Türkü mü? Allah. Ne zamandır stüdyoya uğramıyorsun? Özlettin kendine. Aslı X. Tekrar denesek mi ya? X'e bak Aslı. Yanmış bize. Tekrar denesek mi ya? Fuat abi. O çalan şarkıya bak. Telif yeriz ama bunlarda. Kapat kapat. Allah kahretmesin kapat. Ya çalma çalma istemiyorum. Çalma bir şey. Bu ne abi? Twitter neymiş? Ne düşünüyorum? Bu rapçiler de çok oldu artık. Kappa. Evet. Fero. Çok iyi ya. Bir süre müziği ara mı versem? Yeni adam mı lazım piyasaya? Anıl Fero. Merro. Like atamıyor muyuz bunları? Hip Hop Club. Vay. O ne lan? O uçuyorum. Peki. Mehter Marşı eşliğinde geziyorum arkadaşlar. Gergin adam. 500T. 500T'ye geçti mi dostum? Kanka o gelmez. Gelirse de gelmez yani. Hanımefendiler, gergin kadın. Önümden çekilir misin ya? Yolu göremiyorum. Bunlar ne yapıyor? Duvarı seviyorlar. Çok saçma. Ne yapıyorsunuz agalar? Hamdi abi ne yapıyorsun? O nasıl bir hareket ya öyle? İleri geri. Ha? Yukarı aşağı. Şşş. Heh, geldik stüdyoya. Biraz rap yapalım adamım ha. Diss atmak istiyorum ha. Yapalım bakalım. Piyasanın içinden geçeriz. Sana 150 dolara bomba bir parça yapalım ha. Şş. Yapalım bakalım. Astrol, Boogie, DJ Ars. Can Erman. Çok iyi. Yalnız Can Erman'ı bloba durmuş. Profesyonel beatmaker. Evet, oyun bayıldım oyuna. Oyun olmamış. Teknik olarak çok sıkıntısı var. Bunların üzerinden gelinmesi lazım. Oyun Türk kültürünü güzel içine benimsemiş. Komik, eğlenceli, güzel bir mizah var. Keyifli ama oynanış çok sıkıntılı. Onu törpülemesi lazım geliştiricinin. Teknik sıkıntılar bir bir giderilirse o zaman oynanabilir ha. Yani böyle bayağı içerik de var çünkü. Geniş bir dünyası var. Güzel bir simülasyon oyunu. Hem yani Türk kültürünü de bayağı yansıtmış içine. Onu da mizahla birleştirince keyifli oluyor çünkü yani anladın mı? Bayağı rap şarkısı da yapabiliyoruz gerçekten. Bayağı hoşuma gitti ya oyun ne diyeyim yani. Ama geliştirilmesi lazım ve bitmesi lazım bir gün geldiğinde tabii. Şu an erken erişim ve fiyatı da çok pahalı değil aslında. Ama tabii oyun teknik olarak sıkıntılı olunca fiyata ister istemez takılıyorsun. 18,5 çok değil normalde bu bitmiş bir oyun olsa. Gayet iyi bir fiyat. Ama oyun teknik olarak sıkıntılı. Giderilirse oyun akar gider. Bence ileride belki de konuşuruz tabii bir yere varırsa. Ya şu anki haliyle bile hem destek olunup hem de keyifli bir vakit geçirilebilir yani. Oyun kötü değil sonuçta. Bayağı eğlenirsiniz diye düşünüyorum. Sıradaki oyunumuzun ismi Hop Rabbit yani Zip Zip Tavşan diye çevirmiş kendileri. Zıp Zıp Tavşan'ın masalsı açık dünyasında maceradan maceraya zıplamak ister misin? Hayır. Nefes kesen platformların arasında yolunu bulup kraliçeni kurtarmalısın. Bir de kraliçemiz mi var? Allah kahretmesin. Kullanıcı incelemesi bulunmuyor yine. Niye bilmiyorum. Cities Lab tarafından yapılmış. Bunların daha önce biz videoda bir oyuna daha bakmıştık hatırlıyorum. Ama hangi oyunu da hatırlamıyorum. Ama çok kötüydü. Buna eminim. Bakalım bu nasıl? Böyle salak bir menü geldi. Kör oldum menüden. Evet başladık oyuna da. Hop hop zıp zıp aman işte her neyse. Kraliçen bulutları. Dublaj var yine. Abi bu nasıl bir... Nasıl kötü bir yer yani burası. Burun ne yani böyle ya? Ne oldu? Niye yaralandım ya? Yani yükseklikten de düşmedim. Bu tipler ne şimdi? Bu ne abi? Bu ne şimdi? Portal mı bu? Giriyorum. Ya bismillah. Allah. Bu nasıl gökkuşağı ya? Burada niye bitmiş abi gökkuşağı? Ne oluyor abi? Biraz özense miydiniz amına koyayım acaba ya? Ha? Tavşan kardeş. Ne kadar çirkin bir yaratıksın sen ya. Dişlerin mi onlar?
Allah kahretmesin seni ya. İğrenç. Arkadaşlar yani bu oyun ne amına koyayım demek istiyorum. Rezillik ya, rezillik yani. Oynamayın, oynattırmayın. Bu arada söylemedim başta galiba ama 9 lira 90 kuruş yani 10 liralık bir fiyatı var. Boş verin ya, siktir et. Yani verme verme. Kaç amına koyayım, kaç. Çok kötü arkadaşlar yani, bu mekaniksel olarak teknik açıdan da söylemiyorum. Yani her şey de çok kötü. Yani oyun tasarım yok, oyun yok ortada. Uğraşılmamış yani, ama sürmüşler Steam'e koymuşlar. Biz bir firmayız, şirketiz diyorlar. Yapımcıyız diyorlar, kodırız diyorlar. Yalan abi yani, böyle bir saçmalık olur mu ya? Bir de 10 liradan yüzsüz gibi satıyorlar bunu yani, inanamıyorum. Bence uzak durulmalı, elleşmeyin. Dördüncü oyunumuzun ismi The Last One. Yani son kalan. Bir zamanlar muhteşem olarak anılan İstanbul düştü. Teçhizatını hazırla, zombi sivrilerini yok et ve evini geri al. Felaketin arkasında gizli planları ortaya çıkar ve zombilerin neyin kontrol ettiğini öğren. Ordu ve isyancılar arasında seçim yaparak İstanbul'u kontrol etmek için savaş. Çoğunlukla olumsuz almış yine. Bu sefer ama 114 inceleme var. Phoenix Interactive Studio tarafından yapılmış, yayınlanmış. Neden İngilizce isim koyuyorlar bu stüdyo isimlerini falan böyle, anlamıyorum. Neyse, yine ama bir sıkıntısı. Erken erişim oyunu ve 15 liraya satılıyor. Bıktım. Bakalım nasılmış. Güzel yeni dublaj var. Böyle bir intro yapmışlar. Antalya, Çanakkale falan diyor. Peki. Siktir ya. Siktir ya. Niye bu kadar boktan rüyalar görüyorum? Az siktir. Az siktir. Saat çok geç olmuş. Ay, ana koyayım. Ananı sikeyim. Oha, slow motion girdi lan. Ya anahtar nerede anahtar? Ananın amı. Sizden bana anahtar. Oğlum her zombi de gerçekten giriyormuş lan. Yani hem güzel bir şey ama bir yerden sonra tat kaçırır o ya. Oğlum gidin lan. Nereden spawn oluyor bunlar? Abi her zombi de böyle girmesin slow motion. Ne olur ya. Ataberk Carpet. Peki. Ya oynanış çok iyi değil. Akıcı değil. Ama ay Allah'ım, yine aynı şeyi mi yapacağız ya? Of. Çok içten ofladım ama yani gerçekten... Bu level designer ya, bu yani bu niye yani bu? Faruk Eczanesi mi? Faruk Eczanesi. Evet. Ateş Cleaning. Güzel mizah bro. Cem Yılmaz mizahı. İstanbul Büyükşehir. Aa, insan. Ha, dost muyuz? Ne oluyor abi? Olmamış yine. Kötü bir oyun. Çok sıkıntılı, çok yanı var. Hazır assetlerle bir şeyler yapılmaya çalışılmış yine ama olmamış. Türk esintileri de koymuş. Güzel. En azından oradan bir artı puan. Erdal Bakkal falan da var bu arada. Göstermedim ama yani oyunda var. Onlar güzel olmuş. Tasarımları iyi. Ama yine uğraşılmamış. Yani birazcık daha emek olsa, ne bileyim. Niye mesela yani biraz bir tık daha uğraşacaksın. Yani bir tık daha uğraşsan belki de çok daha rafine, en azından oynanabilir bir iş çıkacak. Erken erişim oyunu olduğu için tabii hani bu bahaneye sığınabilirler. Derler ki daha bitmedi oyunumuz. Eyvallah. O zaman da 15 liraya satmazsın buram. Yani 15 liraya niye satıyorsun o zaman? Neyse, yine Türk oyunudur diye destek olmak istiyorsanız bir önceki oyun gibi, o Hopper'ı bilmem ne gibi, kötü değil. Yine oynanabilir, bir bakılabilir. Amatör geliştiriciler, coder'lar işte, çizerler, animasyon ekibi falan yapmış bir şeyler dersiniz. Verirsiniz 15 liraya, bakarsınız ama onun dışında gerçekten olmamış yani, maalesef. Yapacak bir şey yok. Kötü. Son oyunumuzun ismi Fabric. Fabric kendine özgü bir oynanış mekaniği sunan, bölümlerin şeklini ve yapısını değiştirebildiğiniz bir bulmaca oyunu. Çok olumlu almış. İyi, güzel. Turing Labs tarafından yapılmış. Yine bir tuhaf bir ismi var. Neyse, ben bu oyundan umutluyum. Bakalım, güzel bir puzzle oyunu gibi duruyor. 18 liralık da bir fiyatı var. Çok ucuz değil, çok pahalı değil. Güzel. Ortalama bir, ideal bir fiyat belki de. Bakalım nasılmış. Evet, böyle güzel bir menü karşıladı bizi. Bayağı ilginç. Burada böyle menü yazılarına böyle üzere gelince falan gözüküyor. Keyifli, güzel bir tasarım. Bakalım oyun nasılmış. Çok kübik tasarımlar tabii. Aha, portal gun'ımızı aldık. Ha, burada zor bir puzzle var galiba. Bakayım. Şu ikisi birleşiyor. Bu piç mi? Piçmiş galiba. Peki. Bayağı oynuyorum ha ben. Sardı. Sağ tık. Ha, geri itebiliyorum sağ tıkla da. Bir şey söyleyeceğim. Bu oyun güzel. Olmuş yani en azından. Vallahi elimizde sonunda doğru düzgün bir oyun var ha.
Yani böyle rafine, mekaniksel olarak da, görsel olarak da her şeyi çok rafine olmuş. Tertemiz bir oyun, akıcı. Ben çok beğenmedim oyun ekstradan. Ama en azından rahat oynanabilir ve parasını hak eden bir oyun söz konusu. Tertemiz oyun olmuş. Oynayın, oynattırın. Elimizdeki galiba şu ana kadar tek, yani incelediğim Türk oyunları arasından tek düzgün bitmiş bir proje olarak bu var galiba. Diğerleri hep yarım yamalak, kötü olmamış işlerdi. Bu güzelmiş. Bunu böyle bu tarz seviyorsanız puzzle oyunlarını, keyifle oynanabilir bence, gayet iyi.